Herkese yeni videodan merhaba selamlar. Bu videoda Logitech G435 oyuncu kulaklığıyla karşınızdayım. Sağ tarafımda da kulaklığı görebilirsiniz. Bu kulaklığı bir süredir kullanıyorum. Daha çok oyunlarda deneyimleyebildim. Bluetooth seçeneğinden dolayı dışarıda da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda LightSpeed üzerinden de bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlarla da kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Daha çok oyun testlerimi Xbox üzerinden gerçekleştirdim. Birazdan detaylara birlikte size göz atıyor olacağız. Öncelikle kutunun arka kısmından başlamak istiyorum. Şu şekilde. 18 saat pil ömrü olduğu yazıyor kulaklığımızın. Sol tarafımızda gömülü mikrofonları bulunuyor 2 adet. Ve sağ tarafında ise güç butonu, ses arttırıp azaltabileceğimiz butonu ve aynı zamanda da light speed butonu bulunuyor. Yani sesi mute'a alabildiğiniz butonu bulunuyor. 165 gram ağırlığına sahip. Gerçekten çok hafif. Dediğim gibi iki yöntemle kulaklığınızı bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Birincisi Bluetooth üzerinden, diğeri de LightSpeed sayesinde. 20 Hz ve 20 kHz arasında çalışıyor kulaklığımız. Plastik kısımları %22 geri dönüştürülmüş plastikle yapılmış ve 40 mm'lik sürücümüz bulunuyor. Kulaklığımızın desibel seviyesi 83 desibel. Ses aşırtma ile birlikte 100 desibele kadar çıkartabiliyoruz bu kulaklığımızı. Ben bu ürünü uzun süredir kullandığım için kutu açılış videosunu daha önceden çekmiştim. Bu videoda kutu açılış videosu ve uzun kullanım testini birlikte yapmak istiyorum açıkçası. Şimdi dilerseniz bir de kutusuna bakalım. Kutunun içerisinden neler çıkıyor bir göz atalım. Evet, kutumuz da bu şekildeydi. Kullanım kılavuzu ve bir ucu Type-C'den diğer ucu USB-A'ya sahip 1.5 metrelik bir kablosu bulunuyor. Kablomuzda sadece şarj edebiliyoruz. Bilgisayara bağlı kablolu olarak kullanamıyoruz ki zaten neden kablolu bu kulaklığı kullanalım. LightSpeed dangle'ımızı da şöyle göstereyim. Üstünde herhangi bir Logitech logosu maalesef yok. Keşke üstünde bir en azından Logitech'in logosu olsaydı güzel olabilirdi. Teknik özelliklere geçelim. Kulaklığımızın ses çıkışı stereo. Bağlantı tipimiz kablosuz bir şekilde bağlantısını gerçekleştirebiliyoruz. Hassasiyeti 83 desibel, empedansı 45 ohm, sürücüsü de az önce söylediğim gibi 40 mm. Ben kulaklığı yaklaşık olarak 3 ay önce aldım. O zamanki fiyatı 1900 lira ile 2200 lira civarındaydı. Ben 2200 lirayken aldım ama aldıktan bir hafta sonra indirime girdi. 1900 lira civarındaydı. Şu andaki fiyatı ise 3000 lira civarında. Kulaklığımızın mesafesi 10 metre. Bağlı olduğunuz cihaza 20-25 metre kadar uzaklıkta kesilmelerle karşılaşabiliyorsunuz. Kulaklığımızın pil ömrü ise 18 saat ama bu kullanımdan kullanıma değişiyor. Sesi 100 desibele çıkardığınız zaman bu tabii ki de kullanım ömrü düşecektir ama 20 saatte kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık 15 dakikada tam şarja ulaşıyorsunuz. Android, iOS cihazlarla, Apple ürünleriyle, Xbox ve PlayStation gibi cihazlarla da kullanabiliyorsunuz ürünü. Çevresel ses özelliği de Dolby Atmos Spatial Audio ile birlikte geliyor. 20 Hz ve 20 kHz arasında kulaklığımızın frekans aralığı bulunmakta. Dinamik sürücü ile birlikte geliyor. Ağırlığı 165 gram. Gerçekten çok hafif ve buradaki pedleri sayesinde de bu hafifliği hissediyorsunuz. Başınızda herhangi bir ağrıma olmuyor. Kulaklığımızın pedleri kulağımızın şeklini alıyor. Buna da memory foam deniyor. Yani çıkardığımız zaman tekrardan eski haline geri dönebiliyor ki kumaş olması kulaklığımızın gerçekten avantaj bana kalırsa. Çünkü deri
olan kulaklıklara göre daha kulağın ömrü fazla oluyor açıkçası. Hatta size bir örnekte göstermek istiyorum. Bakın bu da benim kullandığım yine kulak pedleri kumaş olan ama üst kısmı deri olan bir kulaklığım. Bakın şu şekilde kırılmalar oldu ve açıkçası bozulmalar oldu bu kısımlarında. Terle birlikte kulağın ömrü düşüyor açıkçası. Kötü bir görünüme sahip oluyor. Dediğim gibi bu sağ kısmında kulaklığımızın güç butonu bulunuyor. Sesi azaltıp arttırabileceğimiz bir buton ve light speed butonu, yani aynı zamanda da mute'a alabileceğimiz bir buton bulunmakta. Kulaklığımızın artılarına ve eksilerine geçmek istiyorum. Açıkçası eksi yönlerinden öncelikle başlamak istiyorum. Kulaklığımızın iç kısımlarının bu şekilde plastik bir yüzeyinin görünmesindense bir kumaşla kapatılsaydı, bu mavi tonlarla devam etseydi daha güzel olabilirdi açıkçası. Tabii bu da küçük detaylardan bir tanesi. Diğer eksilerden bir tanesi de herhangi bir equalizer ayarı maalesef kulaklığımızda yapamıyoruz. Kulaklığımız gerçekten eğilip bükülmeye sahip. Herhangi bir problemle karşılaşmadım ve istediğiniz gibi bu şekilde kafanıza kolaylıkla kullanıp oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Kumaş tipimiz ise mesh bir kumaş kullanılmış. Gerçekten çok güzel kumaşa sahip. Bu kulaklıkta örnek verebileceğim oyunlar Xbox üzerinden deneyimledim daha çok. Onun dışında bilgisayarda da GeForce Now üzerinden oyunlar oynadım. Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, Minecraft ve Fortnite üzerinden deneyimledim. Zaten detaylarda da birazdan göreceksiniz kulaklığımızın detaylarını. Light Speed özelliğinin de kulaklığımızda olması gerçekten Logitech'in en büyük farkı, Light Speed özelliğinin olması. Düşük gecikmelere sahip oluyor. Dediğim gibi mesafe arttıkça bu gecikme süresi maalesef artıyor. Yani cihazınıza yakın bölgelerde bu kulaklığı kullanmanızı tavsiye ederim. Ses izolasyonu orta seviyede. Ne çok 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 iyi diyebilirim ne çok az diyebilirim. Bana kalırsa yeterli bir seviyede olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve kulaklığımızın şarj girişinin de Type-C olması, yeni dünyamızda Type-C'ye geçilmesi de iyi bir şey bana kalırsa. Çünkü artık birçok cihaz Type-C üzerinden şarj ediliyor ya da kullanılıyor diyeyim. Kulaklığımızın bu arada Discord sertifikası da mevcut. Discord üzerinden arkadaşlarınızla da konuşup ses testini yapabilirsiniz. Ben deneyimledim. Arkadaşlarımla Discord üzerinden konuştum. Onlar da sesimin iyi geldiğini söylemişlerdi. Mavi renkli beyazın birlikte olması gerçekten güzel. Ben açıkçası bu rengi daha çok beğendim. Kulaklığımızın 3 farklı rengi mevcut. Şu anda bende gördüğünüz üzere beyaz mavi olan modeli mevcut. Onun dışında siyah neon ve bordo mavi renkleri mevcut. Ben açıkçası beyaz mavi olanı daha çok beğendim. Tabii biraz hafif leke tutuyor diyebilirim ama bu kullanımdan kullanıma değişebilecek bir şey. Zaten şu anda da arka planımı görüyorsunuz. Bugün sizler için mavi renkte yaptım. Kulaklığımızın baş kısmı birazcık leke tutuyor. Şöyle göstereyim. Şu kısımları birazcık leke tutuyor. Ama kumaş olduğu için de buna biraz alışık olmamız gerekiyor. Şimdi dilerseniz bir de telefonuma bağlayayım. Orada bir PUBG oyununu oynayalım ve oyun testini sizlere göstermek istiyorum. Onun dışında bir de telefonumdan ses kaydı alıp buraya ses kaydını eklemek istiyorum. Evet, şu anda telefonumda ekran kaydını başlatıyorum. Bluetooth üzerinden telefonuma bağlamak için de güç butonuyla light speed butonuna birkaç saniye basılı tuttuktan sonra bu şekilde mavi yanıp sönüyor ve G435 Bluetooth gaming headset olarak telefonumda çıktı cihazım. Şu anda bağlandı. Evet, kulaklığımı da kulağıma yerleştirdim. Şöyle sesli notları açayım ve ses kaydına başlıyorum. Evet, şu anda sesimi Logitech G435 oyuncu kulaklığı üzerinden duyuyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Umarım sesim sizlere iyi geliyordur. Şu anda Logitech G435 Bluetooth kulaklığındaki ses performansı bu şekildeydi. Evet, ses kaydı da bu şekildeydi. Umarım ses kaydını da beğenmişsinizdir. Açıkçası daha çok genç gamerların beğeneceği bir tarzda bir kulaklık. Üst seviyede bir beklentisi olan insanların çok hoşuna gideceği bir kulaklık değil açıkçası. Ama tabii ki de çok havadar bir kulaklık olmuş. Gerçekten beğendiğim bir kulaklık. Dediğim gibi ses performansı da bu şekildeydi. Şimdi de oyun testine geçelim ve bilgisayarımızın başında kulaklığımızı oyun oynarken test edelim.
Evet, oyun testi de bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz bir de telefonumuzdan oyun testi yapalım ve bütün testlerimizi bu şekilde bitirmiş olalım. Kulaklığımız bu şekildeydi. Ben gerçekten çok beğenerek kullandığım bir kulaklıktı. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer Logitech G435 kulaklığı da kullanıyorsanız mutlaka yorumlar kısmında görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Ya da almayı düşünüyorsanız da mutlaka aşağıda sorularınız varsa yazmayı unutmayın. Mutlaka yanıtlıyor olacağım. Geldik videonun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.